Evet, değerli dostlarım, hepinizi selamlıyorum. Haziran'ı hasreten selamlıyorum. Yeni bir Hazreti Pir okumaları dersinde daha beraberiz ve bugün dua bahsini okuyacağız. Çağlayan dergisinin baş yazısı, ikiye bölünmüş dua yazısı. Bugün birincisini okuyacağız. Ben bunu biraz öne almak istedim hasreten. Daha çok biliyorsunuz önce Kalbin Zümrüt Tepeleri dersini yapıp ondan sonra baş yazıları okuyorduk. Bu sefer önce baş yazıyı okuyalım. Arzu Ettim Namaz dersini yakınlarda yapmıştık. Ona da meseleyi bağlayabilme noktasında dua bahsini biraz da zannediyorum ihtiyaç hissettiğim için dua hakkında konuşmaya. Evet, değerli dostlarım, bu Hoca Efendi'nin bu ay yayınlanan dua makalesi Hoca Efendi'nin kitapları içerisinde Işığın Göründüğü Ufuk'ta yayınlanmış. Çağ ve Nesil serisi. Işığın Göründüğü Ufuk kitabı 7. kitap Çağ ve Nesil serisinde ve Sızıntı dergisinin Nisan 2000 sayısında yayınlanmış bu makale. 22. ciltte 255. sayıda. Işığın Göründüğü Ufuk, hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Hoca Efendi'nin kitap isimleri çok etkileyici. Hoca Efendi'nin kitap isimleri başlı başına bir araştırma konusu, düşünme konusu. Işığın Göründüğü Ufuk kitabında dua makalesinin yer alıyor oluşu da çok manidar. Duayla görünüyor ışıklar bize çünkü. Ve zikrettiğim gibi biz bu 2000'de yayınlanmış olan bu makaleyi bugün ışığın göründüğü ufuktan akseden, bizim aynamızı akseden mahiyetiyle bir daha ama yeni ve yeniden okuyacağız, değerlendireceğiz inşallah. Teala bereketli bir ders olmasını ümit ediyorum. Hoca Efendi çoğu zaman yaptığı gibi bir tanımlamayla başlıyor. Dua bir çağrı, bir yakarış, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan arzulardan semalar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir niyaz, bir iç dökümüdür, iç dökmektir diye başladı Hoca Efendi. Biliyorsunuz bir talep, niyaz, iç döküş. Hoca Efendi'nin dua kitaplarının isimlerini hatırlayın. Mesela bir kırık dilekçe, çok severim ben o metni. Bir kırık dilekçe diyor Hoca Efendi. O bir kırık dilekçe biliyorsunuz küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan arzlılardan semalar ötesine bir yönelişin ifadesi aslında bir kırık dilekçe ifadesi. Ya da Hoca Efendi'nin Mecmuatül Ahsap'tan yaptığı derlemenin adı biliyorsunuz El Kulubud Dari'a. Yani mustar olan, zar eden kalpler, inleyen kalpler anlamında. Eninül kalp anlamında El Kulubud Dari'a. Bunu diğer kitap isimleriyle de değerlendirebilirsiniz. Aslında hep bunu ifade ediyor. Dua bir çağrı, münacat diyoruz onu o yüzden. O bir yakarış, küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan arzılardan semalar ötesine bir yöneliş. Hoca Efendi bunu sebepler ötesi bir yöneliş olarak da tanımlıyor. Semalar ötesine bir yöneliş olduğu için aynı zamanda sema ehliyle de bir hemhal oluş bizim için dua. Bunun da üzerinde duracak Hoca Efendi. Bir talep, bir niyaz, bir yalvarış, yakarış, iç döküş, iç dökümü dua bizim için. Bu iç dökümü meselesi çok önemli. Bunun da üzerinde duracağız metnin içerisinde. Dua eden kendi küçüklüğünün ve yöneldiği kapının büyüklüğünün şuurunda olarak fevkalade bir tevazu içerisinde dua ediyor. Şimdi hani semalara, arzdan ve arzulardan semalara bir yöneliş ya dua. Dua ederken kendi küçüklüğümüzün ve yöneldiğimiz kapının büyüklüğünün idraki içerisinde, şuuru içerisinde dua edebilmek diyor Hoca Efendi. Kimden istediğimizin bilinci içerisinde. Aslında üstadın yaptığı gibi bütün makale ubudiyete bağlanacak. Yani duanın bir kulluk olduğu meselesine bağlanacak. Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var hakikatine bağlanacak mesele. Dolayısıyla da
Dua ederken kendi aczimizin ve fakrimizin idraki içerisinde, yöneldiğimiz kapının büyüklüğünün idraki içerisinde, hem Cenab-ı Hakk'ın bizim talep ettiğimiz her şeyi yaratmaya muktedir oluşunun, hem en küçük ihtiyaçlarımızı bile biliyor oluşunun, hem de ne kadar gizli nida edersek edelim, Meryem suresinde nida en hafiyya diyordu Yakup Aleyhisselam, özür diliyorum, Zekeriya Aleyhisselam'ın duası için Cenab-ı Hak, hafi yani gizli bir nidayla nida etti, seslendi Rabbine. Biz ne kadar hafi bir nidayla nida edersek edelim, Cenab-ı Hakk'ın dualarımızı işittiğini biliyor oluşumuz. Bakın, Allah'ın doğrudan sıfatlarıyla ilişkiye geçiyoruz. Onun bizi biliyor oluşunun alim sıfatı, sesimizi duyuyor oluşunun sem'i sıfatı, en gizli hallerimize bile muttali oluşunun ve istediğimiz her şeyi verebilme kudretine sahip oluşunun, kadir kudrete bakan, kudret sıfatına bakan mahiyetiyle, aslında biz yöneldiğimiz kapının ne kadar büyük bir kapı olduğunun idrakiyle dua ediyoruz. Ve dolayısıyla da kendi küçüklüğümüzün şuuru içerisinde, burada kendi küçüklüğümüz derken zikrettiğim gibi aczimizi ve fakrımızı kastediyoruz. Aslında dua tam bir tevhid hali, yani kendi durduğumuz yerin koordinatlarını çıkarıyoruz. Kimiz biz, bizim, kimiz biz ve varlık karşısında, kimiz Rabbimiz karşısında, kimiz dua ederken bunun koordinatlarını çıkarıyoruz. Yöneldiğimiz kapın büyüklüğüne nispet ederek koordinatlarını çıkarıyoruz. O büyüklük karşısında küçüklüğümüzü ilan ettiğimizde, başka küçüklükler karşısında boyun bükmemiz gerekmiyor. Başka kapılara iltica etmemiz gerekmiyor. Dolayısıyla aslında biz tevazuyu duada öğreniyoruz. Tevazu, biliyorsunuz, kulluğun en âli vasfıdır. Kulluğu ilan ettiğimiz vasıftır. Tevazu ve mahfiyeti aslında biz duada öğreniyoruz. O büyüklük karşısında küçüklüğümüzü ilan ederken öğreniyoruz tevazuyu. Öyle olunca küçüklükler karşısında boyun bükmeyen, bel kırmayan bir tevazunun nasıl olacağının da bilincine eriyoruz. Ve el açıp yakarışa geçince bütün çevresiyle beraber semavileşir diyor Hoca Efendi. Şimdi böyle bir ilan edişte, böyle bir yakarışa geçişte çevresiyle beraber semavileşir ve kendini ruhanilerin hayhuyu içerisinde bulur. Benim en fazla üzüldüğüm şeylerden bir tanesidir. Hani meleklere iman, biliyorsunuz, imanın rükünlerinden bir tanesi. Yani meleklere iman etmediğinde insan, annelekine iman etmediğinde imanı tamamlanmış olmuyor. Ama öyle bir madde asrında yaşıyoruz ki biz, öyle bir madde asrında yaşıyoruz ki akılların gözü indiği, sadece hani melekler var, bunu kabul edip onları bir köşeye koymak suretinde cereyan ediyor çoğu zaman meleklerle ilişkimiz. Oysa meleklere doğru iman edebilmesi için insanın kendisinin de biraz melekleşebilmesi, biraz ruhanileşebilmesi gerekiyor. O iklime girebilmesi gerekiyor. Yani meleklerin iklimine, onların semaviliğine nüfuz edebilmesi gerekiyor. İşte bunu sağlıyor bize dua. Biz dua ederken o yöneldiğimiz kapının ulviliğini idrak ettiğimizde biz de melekleşiyoruz. Biz de semavileşiyoruz ve kendimizi bir anda ruhanilerin hayhuyu içerisinde buluyoruz. En son yaptığımız namaz dersinde de vardı, hatırlayacaksınız. Kendimizi bir namaz safında, üstelik de hani peygamberlerin olduğu, meleklerin olduğu bir namaz safında tahayyül ediyorduk ya. Bunu duada da yaşıyoruz. Aslında melekutileşme böyle bir şey. Hani melekler var ve ben meleklerin varlığına iman ettim deyip kaldığımız yerden yolumuza devam etmiyoruz. Semavileşerek, melekutileşerek aslında meleklerle aynı iklimi soluyoruz.
Ve tam böyle bir mana içerisinde dua bizi semavileştiriyor. Sadece kendimizi değil, çevremizi de semavileştiriyor. Bulunduğumuz iklimi de semavileştiriyor. Mekanı da semavileştiriyor, atmosferi de, zamanı da semavileştiriyor. Hatta beraber dua ettiğimiz insanları da semavileştiriyor. Beraber semavileşiyoruz, ruhanileşiyoruz ve adeta kendimizi o ruhanilerin hayhuyu içerisinde buluyoruz. Hay ve hu biliyorsunuz ikisi de zikir, zikir kelimeleri Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Dolayısıyla biz kendimizi o meleklerin hayhuyu içerisinde buluyoruz. Böyle bir yönelişle diyor Hoca Efendi, mümin ümit ve arzu ettiği şeyleri elde etme yoluna girdiği gibi ne ümit ediyorsa, ne için o kapıya, o büyük kapıya yönelmişse, elde etme yoluna girdiği gibi aynı zamanda da korktuğumuz, endişe ettiğimiz şeylere karşı da çok sağlam bir kapıya dayanmış oluyoruz. Biliyorsunuz biz duanın bir mahiyeti de iltica, korktuğumuz ve endişe ettiğimiz şeylerden bir kapıya, sağlam bir kapıya, sağlam o kapıya dayanıp da o endişe ettiğimiz şeylerden emin oluyoruz, metin bir kaleye, çok sağlam bir kaleye sığınmış oluyoruz dua ederken. Bu noktada Hoca Efendi'nin sonsuz nurda bir dua tanımı daha var. Onu da okuyalım, öyle yolumuza devam edelim diyorum diye düşünüyorum. Hoca Efendi diyor ki, yaşadığımız hayat baştan sona kadar duadan ibaret. Bu metni, sonsuz nurdaki bu metni okumak, arzu etmemin sebebi de bu. Aslında hani dua ederken bunları yaşıyoruz diyorum ya, aslında hani duayı hayatın bir parçası olarak görmek bizim yanılgılarımızdan bir tanesi. Hayat baştan sona kadar duadan ibaret. Dua bizim hayatımızın ta kendisi. Dua bir ubudiyet diyoruz ya hani. Dua rızayı ilahinin şifresi diyor Hoca Efendi ve cennet yurdunun da anahtarları. Dua abden Rabbe yükselen bir kulluk nişanı. Bu aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ilişkisini burada Hoca Efendi yeni bir dille tanımlıyor ve diyor ki dua abden, kuldan Rabbe yükselen bir kulluk nişanı, Rab'den de abde inen bir rahmet simgesi. Ben kulluğumu ilan ediyorum. Cenab-ı Hak da rahmetiyle beni kuşatıyor. Aslında o iklimin melekutileşmesi, benim ruhanilerin arasına katılmam, semavileşmem, bütün bunlar rahmetle kuşatıldığımın tezahürü. Daha doğrusu o Allah'la kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır diyor. Tekrar ediyorum, dua Allah'la kul arasındaki münasebetin odak noktası. Bu odak noktayı yakalayamadığımızda, yani bu merkez noktayı kaçırdığımızda değerli dostlarım, bu boşluğu başka şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Beni son dönemde çok rahatsız eden şeyler var. Böyle bir takım metafizik akımlar çıktı biliyorsunuz. Bir takım mesela kardeşimize dua etmek yerine ona sinyal, bir araçtan, bir makineden sinyal göndermek mesela. Geçenlerde böyle bir mevzu oldu. Bir arkadaş hastaydı. Ötekisi ona dedi ki dur sana bir sinyal göndereyim dedi. Hayretler içerisinde kaldım. Yani dur hani dua edeyim, senin için dua edeyim, senin için iltica edeyim değil. Dur sana bir sinyal göstereyim. Bir takım efendim böyle yıldız haritaları, bir takım efendim insanların böyle psikoloji akımları olarak çıkan yönelişleri, bütün bunlar aslında bana, bütün samimiyetimle ortaya koymak istiyorum, bütün bunlar bana duanın odak, hayatımızın odak noktası oluşunu kaçırmamızdan kaynaklanan şeyler, boşluklar olarak görünüyor. Dua doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'la bizim aramızdaki kulluğun odak noktası, ona iltica. Hani duamız olmasa ne ehemmiyetimiz var ya, düşünsenize. Yani birbirimize sinyal göndereceksek dua etmek yerine ne hükmümüz kalacak acaba? Ve bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Hani ahir zamanda kıyametin kopuşunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
bize kıyametin alametlerini anlatıyor, kıyametten bahsediyor. Allah Allah diyen kalmayacaktır biliyorsunuz. Hoca Efendi o kıyametle ilgili Efendimizin hadis-i şeriflerini değerlendirirken diyor ki, insanlar diyor hani teknoloji gelişiyor biliyorsunuz, bizim yaşadığımız asırda da buna ilişkin problemler var. İstedikleri her şeyi teknoloji onlara verecek. Dolayısıyla da el açıp Allah'tan bir şey istemeyecekler diyor Hoca Efendi. Bakın nasıl bir kıyamet. El açıp Allah'tan bir şey isteyememe hali. Odak noktası kayboluyor. Yani yaşadığımız hayatta bunun emareleri var biliyorsunuz. Mesela çocuklarımızın her şeyi olduğu için, her şeyi onlara sunduğumuz için el açıp Allah'tan bir şey istemek nasıl bir şeydir öğretemiyoruz onlara. Ya da kendi hayatımızda her şeyimizin var olduğunu düşündüğümüz için el açıp bir şey isteme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ya da Rabbimizden istediğimiz şeyleri ondan elde edemeyeceğimiz zannı içerisinde başka şeylere yöneliyoruz. Dolayısıyla duanın bir odak noktası, kulla Allah arasındaki ilişkinin odak noktası olması meselesini unutmamak lazım. Bu odak noktayı kaybetmemek lazım. Diyelim ve devam edelim. Dua bir cihetten ibadet, başka bir cihetten imkan alemiyle lahut alemini birleştiren ulvi bir miraçtır. Bu bakın aynı manayı Hoca Efendi şimdi başka kelimelerle ifade etti. Dua imkan alemiyle, yani bizim bulunduğumuz mümkinat alemiyle lahut alemi arasında, o semavi alemle bizim bulunduğumuz alem arasındaki ilişkiyi sağlayan, iki alemi birleştiren nurani bir miraçtır. İnsanı merdiven merdiven Hakk'a yükselten ulvi bir miraç. Evet değerli dostlarım, böyle bir manası var, böyle bir tanımı var duanın bizim hayatımızda. Ve bizim makaleye kaldığımız yerden devam ediyorum. Ümit ve arzularımız birer başarı ve muvaffakiyet sahiki, korku ve endişelerimiz de olumsuz davranışlarımıza karşı birer temkin ve teyakkuz vesilesidir. Biz Allah'ın geleceğimizle alakalı takdir buyurduğu şeyleri bilmesek de her zaman ümit ve endişelerimizi, azim ve kararlılıklarımızı o takdirin birer emaresi ve kavli, fiili, hali dualarımızı da şart-ı adi planında onun vesilesi sayarız. Ne güzel, bakın, ümit ve arzularımız var bizim ve bu ümit ve arzularımız aslında Cenab-ı Hakk'ın bizim için ne takdir ettiğini bilmiyoruz. Ama ümit ve arzularımız Cenab-ı Hakk'ın bizim için her zaman bizim tasavvur edemeyeceğimiz hayırları takdir ettiğinin güveni üzerine kurulu ümitlerimiz ve arzularımız. Bunlar aslında birer başarı ve muvaffakiyet sahibi bizim hayatımızda. Yani bizi başarıya ve muvaffakiyete taşıyor. Biliyorsunuz Hoca Efendi bu paragrafta da ifade etti. Dua sadece bizim için bir sözlü yakarıştan ibaret değil, kavli, fiili, hali dualarımız dedi Hoca Efendi. Hem sözlerimizle ortaya bir irade koyduğumuz için çoğu zaman biz dua ederken o ümit ve arzularımız, duayla belirlediğimiz, kavli dualarla ortaya koyduğumuz ümit ve arzularımız bize yol gösteriyor. Bizi başarıya ve muvaffakiyete taşıyor. Öyle bir sevk edişi var. Bize Cenab-ı Hak ettiğimiz dualarla yol gösteriyor, başarıya ve muvaffakiyete çıkan yolları gösteriyor. Ve korku ve endişelerimiz olumsuz davranışlarımıza karşı temkin ve teyakkuz vesilesi. Bir taraftan da dua ederken biliyorsunuz korkularımızı ve endişelerimizi de dile getiriyoruz. Ne dedik üst paragrafta? Korku ve endişelerimiz için çok sağlam bir kaleye sığınmış oluyoruz dua ederken. Dolayısıyla da korku ve endişelerimiz olumsuz davranışlara karşı bizi bir temkin ve teyakkuz hali içerisinde tutuyor. Yani
Korku ve endişelerimizi duanın içerisinde dillendirdiğimizde biz o korkulardan emin hale geliyoruz. O sağlam kalelere böyle sığınıyoruz. Bir temkin ve teyakkuz hali içerisinde oluyoruz. Yani mesela günaha girmekten korkuyor ve endişe ediyorsak, o günaha karşı ayağımızı daha sağlam yere basmaya, daha fazla Allah'a iltica etmeye başlıyoruz. Biz Allah'ın geleceğimizle alakalı takdir buyurduğu şeyleri evet bilmiyoruz. Bilmiyoruz, geleceğimiz belirsiz. Evet. Fakat her zaman ümit ve endişelerimizi, azim ve kararlılıklarımızı o takdirin birer emaresi olarak ortaya koyuyoruz. Kavli, fiili, hali dualarımızla şart-ı adi planında onun vesilesi sayıyoruz. Yani bilmiyoruz ama Cenab-ı Hakk'a karşı, onun sonsuz rahmetine karşı ümitle, recayla oturup kalkıyoruz. Hazreti Sadık'un, Masduk'un beyanıyla, Efendimiz'in beyanıyla sallallahu teala aleyhi ve sellemin sonuçta herkesin elde edeceği netice büyük ölçüde o kimsenin davranışlarına bağlı olarak gelişiyor. Yani biz Allah'tan ne istiyorsak Cenab-ı Hak bize onu veriyor. Fiillerimizle ne istiyorsak, kalbimizle ne istiyorsak, halimizle ne istiyorsak taleplerimize bağlı olarak gelişiyor elde ettiğimiz şeyler. Ne var ki duada Hakk'a teveccühü kendi isteklerimize bağlayıp kendi arzularımızı öne çıkarmamız da doğru değildir. Şimdi bu duanın edebi açısından çok önemli bir cümle. Bir daha okuyorum. Duada Hakk'a teveccühü kendi isteklerimize bağlayıp kendi arzularımızı öne çıkarmamız doğru olmayan şey. Dua bir teveccüh ve Cenab-ı Hak da teveccühe teveccühle mukabele ediyor. Aslında duanın en büyük semeresi bizim bu teveccühü yapabiliyor oluşumuz. Yani arzdan semalar ötesine bir miraç yolu bulabiliyor oluşumuz dua vasıtasıyla. Ama bu teveccühü kendi isteklerimize bağlayıp kendi arzularımızı öne çıkardığımızda işte bu denklemi bozacak bir naedep bir tavrın içerisine girebiliyoruz. Bunu açmak istiyorum. Biraz doğru olan bir kulluk şuuruyla Hakk'a yönelip tevazu ve mahfiyet içerisinde aciz, fakir ve ihtiyaçlarımızın lisanıyla arz-ı halde bulunmaktır. İşte aslında bir kırık dilekçe derken Hoca Efendi arz-ı hali tanımlıyor. Halimizi arz etmek. Ve hangi halimizi arz etmek? Aciz, fakir, tevazu, mahfiyet içerisinde ihtiyaçlarımızın lisanıyla, acizimizin ve fakrımızın lisanıyla bir arz-ı halde bulunabilmek. Yani aslında zannediyorum her şeyden önce duanın bir kulluk edebi olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bunu ifade eden bir iki metin paylaşmak istiyorum sizinle. Onlardan bir tanesi şu, duadaki edebi Hoca Efendi'nin tanımladığı cümlelerle bu. Şöyle diyor Hoca Efendi bize, bize bakan yönüyle diyor dua istemektir. Biz maddi manevi ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Ne var ki çok defa istediğimiz şeyi de isteme şeklini de bilmiyoruz. Hem ne istediğimizi bilmiyoruz hem de isteme şeklini de bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve istemede sui edeplere düşebiliyoruz. Kendi taleplerimize bağlıyoruz ya o teveccüh ilişkisini. Ve Zat-ı Zülcelal'e karşı sui edeplere girebiliyoruz. İstenilen şeyleri mutlak irade sahibinin iradesi istikametinde görmek istemiyoruz. Yani önce şunu yapmamız gerekiyor, öyle değil mi? Yani istediğimiz şeyleri mutlak irade sahibinin rızasına bağlayabilmemiz gerekiyor. Bunu yapamadığımızda geriye sadece kendi nefsimizin arzuları,
kendi taleplerimiz ve nefsani taleplerimiz kalıyor. Bundan dolayı her istediğimizin acilen yerine getirilmesini, yerine getirilmeyen arzularımızın da reddedildiğini düşünüyoruz. İki şey düşünüyoruz bakın. Birincisi, her istediğimizin acilen yerine getirilmesini istiyoruz. İkincisi de acilen yerine getirilmemişse bu talebimizin reddedildiğini düşünüyoruz. Geçen bu bağlamda endişelerimi dile getirdim ya, o bağlamda bir arkadaş dedi ki, hocam dedi, bana efendim şuur altı temizliği yapan birisini önerir misiniz dedi. İlgili meseleyi anlatınca ben de hani neden bunu dua ve ilticayla Cenab-ı Hakk'a arz etmediğini sordum ona. Dedi ki, hocam bu konuda çok dua ettim ama duam kabul olmuyor dedi. Oysa yapacağı şey sadece, yani bilinç temizliği yapmak istediği mesele doğrudan beşeri, doğrudan ihtiyaca müteallik, Allah'a arz edilmesi gereken bir meseleyken, çoğu zaman yaptığımız gibi, çoğu zaman düştüğümüz bir tuzakta olduğu gibi istediğimiz şeyin acilen yerine getirilmesini istiyoruz. Yerine getirilmediği, yani arzularımızın da reddedildiğini düşünerek meyus oluyoruz. Hoca Efendi diyor ki, daha açık bir ifadeyle mutlak iradeyi kendi cüz'i irademizin peki olarak görmek istiyoruz diyor Hoca Efendi. Bakın çok önemli bir cümle bu. Allah'ın mutlak iradesini kendi irademize bağlamak istiyoruz. O iradenin peki olarak görmek istiyoruz. Haşa ve kella Cenab-ı Hak emir eriymiş gibi dua etmek istiyoruz. Bütün bunlar dua adab ve terminolojisine çok zıt şeyler diyor Hoca Efendi. Bu niyetle yapılan dualar Allah'la kul arasına bir, bırakın rabıta olmayı, yani Allah'la kul arasındaki o miracı tesis etmeyi, bu tarz dualar insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştırır. Onun adab ve erkanına riayet edebilmemiz gerekiyor ki bu adab ve erkana riayet edebilme duanın kabul şartlarından bir tanesi, biliyorsunuz. Bu da aynı metinden Sonsuz Nur'dan okuduğum, paylaştığım bir bölüm. Hoca Efendi'nin bu sözlerinden sonra üstattan da bir nakil yapıp öyle yoluma devam etmek istiyorum. Üstad diyor ki, insan isterken heva perestane, heveskerane istememeli diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani kendi hevalarımızı, heveslerimizi onların tahakkümüyle hatta istememeli diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tahakküm edercesine, hevamızla. Diyor ki arkadaşlardan bir tanesi, hayırlıysa olsun diye dua etmek istemiyorum hocam diyor. O hayırlı olsun diye dua etmek istiyorum diyor. Bakar mısınız? Tahakkümane bir dua. Hayırlıysa olsun diye dua etmek istemiyorum. O hayırlı olsun diye dua etmek istiyorum diyor. Bu heva perestane, heveskerane bir dua. Belki hikmeti Rabbani'nin ihtizasına da, hikmeti Rabbani'nin ihtizasına da aykırı bir dua. Dolayısıyla bizim dua ederken duanın edebine riayet edebilmemiz meselesi önemli. Bu noktada da tekrar ediyorum cümlemizi kaldığımız yerden. Duada Hakk'a teveccühü kendi isteklerimize bağlayıp kendi arzularımızı öne çıkarmamız doğru değil. Doğru olan bir kulluk şuuruyla Hakk'a yönelip tevazu ve mahviyet içerisinde arz, fakr ve ihtiyaçlarımızın lisanıyla arz-ı halde bulunmak. Arz-ı hal, bunu lütfen dua meselesinde ne kadar önemli olduğunu kalbimize yazalım, arz-ı hali. Dikkat edin, Yunus Aleyhisselam'ın duasını düşünün. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Bu bir arz-ı hal, dikkat edin, bir talep değilmiş gibi. Yani içinde şöyle bir cümle yok. Ben olsaydım zannediyorum Allah'ım beni sahili selamete çıkar, Allah'ım bahtına düştüm, Allah'ım beni sahili selamete çıkar diye dua ederdim. Oysa o bir arz-ı halle dua ediyor. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin diyor. Ya da Eyyub Aleyhisselam'ın duasını düşünün. Ben olsam Allah'ım bana şifa ver, Allah'ım bana şifa ver, Allah'ım beni bu dertten kurtar diye dua ederdim. Oysa Eyyub Aleyhisselam'a bakın, bir arz-ı halle dua ediyor. Nasıl bir arz-ı hal? Ne güzel bir arz-ı hal.
Rabbi inni meseneye durvan terhamir rahimin diye dua ediyor. Bak zarara uğradım, sen erhamir rahiminsin. Ne güzeldir mesela Zekeriya Aleyhisselam'ı andık. Onun Meryem suresindeki duası ne güzeldir. Bir evlat isteyecek Cenab-ı Hak'tan ama halini arz ederken şöyle diyor. Allah'ım diyor, saçlarım beyaz alevler gibi tutuştu. Kemiklerim gevşedi. Kemiklerim gevşedi. Bakın halini arz ediyor. Yaşlanmış, Cenab-ı Hak'tan bir evlat isteyecek ama bunu isterken saçlarım beyaz alevler gibi tutuştu, kemiklerim gevşedi, karım da kısır diye halini arz ederek başlıyor duasına. Dolayısıyla bakın ne yapıyor bir peygamber? Ellerini açtığında Cenab-ı Hakk'a aczini ve fakrini ilan ediyor. İhtiyaçlarının diliyle Cenab-ı Hakk'a aczini, fakrini ilan ediyor ve bir kulluk şuuruyla Rabbine yöneliyor ve tevazu ve mahviyet içerisinde Rabbine yöneliyor. Bakın ne kadar çok duaya ilişkin hakikat bir arada var. Tevazu ve mahviyetle yönelme, az, fakr ve ihtiyaçlarımızın dilini kurabilme, dilini kurabilme ve arz-ı halde bulunabilme. Halimizi arz etme Rabbimize. Aslında dualarımızla biz beşeri isteklerimizin gerçekleşmesinden daha çok Rabbimize saygımızı ve güvenimizi ortaya koyarız diye devam ediyor Hoca Efendi. Beşeri istek, yani ne gerçekleşecek ki şu dünya hayatında, istiyorsunuz bir şey de olacak. Bundan daha önemli bir şey var duanın içerisinde. Dua daha büyük bir şey. Benim beşeri isteklerimden çok daha büyük bir şey dua. O duanın içerisinde Rabbimize saygımız var ve güvenimiz var. Ve onun gücünün her şeye yettiğinin itirafı var, ilanı var o duanın içerisinde. Son noktayı bazen biz bu ilanı yaptıktan sonra son noktayı bir sükutla da koyabiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu ilan ettikten sonra bir kırık dilekçeyle kendi aczimizi, fakrımızı, zaafımızı ortaya koyduktan sonra sonunu bir susuşla da tamamlayabiliriz, bir sükutla da tamamlayabiliriz. Değil mi ki Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor ama önce halimizi arz edebilmemiz gerekiyor. Bazen esbaba tevessül mülahazası mahfuz. Yani bütün bunları yaparken sebeplere riayet etmeyi göz ardı ederek yapmıyoruz. Bunun da altını çiziyor Hoca Efendi. Her şeyi ondan bekleme durumunda bulunduğumuzu vurgulama adına, her şeyi ondan beklediğimizi vurgulamak için ne halimiz varsa hepsi sana ayan, dua kapı kullarından miskince bir beyan deriz. Ne güzel bir cümle. Ne deriz? Ne halimiz varsa Rabbim sana ayan. Bu cümle aynı zamanda Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de dua cümlesidir. Rabbim halim sana ayan diyor. Halim sana ayan, söze ne hacet diyor. Ama bunu söyleyebilmek için önce ne gerekiyor? Duayı bu mahiyetiyle edebilmek gerekiyor. Bazı arkadaşlar diyorlar ki Cenab-ı Hak zaten bizim ihtiyaçlarımızı bilmiyor mu? Ben diyorlar işte dua etmeyi gereksiz olarak görüyorum Cenab-ı Hakk'a. Şimdi bu aslında o kadar büyük bir problem ki, çünkü duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var? Fakat eğer Rabbinizin halinizin ona ayan olduğunu biliyor ve bir susuşla duanızı tamamlamak istiyorsanız önce yapmanız gereken şey halinizi arz etmek, halinize tercümanlık etmek. Bunu yaparken de aslında yapmaya çalıştığınız şey bir teveccühten ibaret. Teveccühe teveccühle mukabele edildiğinin bilgisi. Dolayısıyla dua bizim beşeri isteklerimizin gerçekleşmesinden daha çok Rabbimize saygımızı, Rabbimize güvenimizi ve onun gücünün her şeye yettiğini itiraf manasına geliyor. Ve son noktayı da bunu itiraf ettikten sonra, yani Rabbimizin kudretinin her şeye yettiğini ilan ettikten sonra sükutla son noktayı koyabiliriz. Esbaba tevessül mülahazasını mahfuz tutmak şartıyla her şeyi ondan beklediğimizi ilan edebilmek için hocamız gibi biz de ne halimiz varsa Rabbimiz hepsi sana ayan, dua kapı kullarından miskince bir beyan deyip de son noktayı böyle koyabiliriz. Hali pür melalimizi dile getirmek diyor Hoca Efendi. İşte halimize tercümanlık yapmak, hali pür melalimizi dile getirmek.
Evet, bazen Kur'an-ı Kerim, bazen de sözleri Lale Güher söz sultanlarından alıntılarla istediklerimizi Hakk'ın dergahına sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'le mesela Kur'an okuyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir kitabül duadır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Baştan ayağa bütün ayetleriyle dua olarak okunabilir Kur'an-ı Kerim. Hatta biliyorsunuz adetliyken Kur'an okunmaz ama dua niyetiyle bütün ayetler ezberden adetliyken de okunabilir. Çünkü bütün ayetler aynı zamanda duadır. Bizim Rabbimize karşı İlticamızdır, teveccühümüzdür. Ya Kur'an'la ya da söz sultanlarının lali güher cümleleriyle. Biliyorsunuz El Kulubu Darya söz sultanlarının cümleleriyle dolu. Benim kendi adıma yapamayacağım, o ufka ulaşamayacağım cümleleri onlar huzuru ilahide Cenab-ı Hakk'a arz etmişler. Bana ne gibi geliyor biliyor musunuz onların cümleleri? Semadan arza indirilmiş gibi. Hani onlar duayla yükselmişler, kulluklarıyla yükselmişler. O kelimeleri semadan arza indirmişler gibi geliyor. Öyle muhteşem cümleleri var. Siz de hissediyorsunuz bunları. Ve biliyorsunuz El Kulubu Darya'nın da çok güzel bir çevirisi var. Yani adeta böyle hiç çeviri kokmayan, Türkçe yazılsa o dualar böyle olurdu diyebileceğimiz çok iyi bir çevirisi var. Allah kardeşlerimizden, emeği geçen kardeşlerimizden razı olsun, hocamızdan razı olsun. Dolayısıyla o lali güher beyanlarla huzura yöneliyoruz biz ve o lali güher söz sultanlarından alınan alıntılarla isteklerimizi Hakk'ın dergahına sunuyoruz. Aslında belki de o cümlelerle isteklerimizi dergaha sunduğumuzda neler istemek gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Allah'tan soğanın cücüğünü değil de ne istemek lazım onu öğrenmiş oluyoruz. Neleri talep etmek lazım ve nasıl talep etmek lazım duanın edebini de onlardan öğrenmiş oluyoruz. Ve ebedi mihrabımız olan onun kapısına yönelerek ruh dünyamızı şerh ediyoruz, içimizi ona döküyoruz, huzurun edebi diyerek ağzımızı sımsıkı kapatarak sükut murakabesine geçiyoruz. Bakın huzurun edebi diyerek o final bölümü var ya, şimdi bir ne yaptık? Kur'an ayetleriyle ya da El Kulubu Dariya'dan dualarla, Abdülkadir Geylani'den, Hasan Şazeli'den, Muhittin İbni Arabi Hazretlerinden, İmam Caferi Sadık'tan, İbrahim Ethem Hazretlerinden dualarla alıyoruz o duaları. Halimize Cenab-ı Hakk'a hali pür melalemizi arz ediyoruz. O dergaha yöneliyoruz. Sonra da ruh dünyamızı şerh ediyor. İçimizi ona döküyoruz. Kalbimizin diliyle içimizi Rabbimize döküyoruz. Sonra da huzurun edebi diyerek ağzımızı sımsıkı kapatıp sükut murakabesine dalıyoruz. Sükut murakabesi. İşte halim sana ayan dedi deyip sustuğumuz, Allah'ın bizi bizden daha iyi bildiğini, ihtiyacımıza nigehban olduğunu bilip de murakabeye daldığımız nokta işte tam o nokta. Bazılarınca böyle bir hal, ihlas ve samimiyetin derecesi ölçüsünde en belagatli sözlerden daha beli, daha yüksek ifadelerdir. Bakın en belagatli sözlerden bile daha belagatlidir böyle bir susuş. Hakikat karşısında geldiğimiz halimizi arz ettik, o noktada susmak. O noktada susmak en belagatli sözlerden bile daha yüksektir diyor Hoca Efendi. Öyle bir arz-ı hal sayılır. Allah bizim gizli açık her halimize, bildiğine göre, nigehban olduğuna göre duada sözden daha ziyade öz önemli olsa gerek. Öz. Yani hangi manalarla o huzura çıktığımız, hangi ahvalimize nasıl kırık dilekçelerle tercümanlık ettiğimiz. Zaten Cenab-ı Hak da kullarım beni senden sorarlarsa bilmelidirler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin duasına icabet buyururum diye buyuruyor.
Bakın Allah duayı yakınlıkla bize anlatıyor. Çok önemli bu. Dua bizim için Allah'ın bize olan yakınlığı demek. Allah diyor ki bakın, kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki, bilmelidirler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edenlerin duasına icabet ederim. Bakın yakınlığın ölçüsü dua. Ben onlara çok yakınım, dua edenlerin duasına icabet ederim diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu manaca o arzu ve isteklerimizi bilmede bize bizden daha yakındır. Bu itibarla da istek ve dileklerimizi huzur mülahazasına bağlayabilmemiz gerekiyor. İstek ve dileklerimizi. Yani bizim aslında en büyük isteğimiz huzur. Aslında en büyük isteğimiz yakınlık. Bilirsiniz insan yakınlığın içerisindeyken zaten duyguları çözülür, şerh olur. Yürek açılır zaten. Düğümler çözülür, yakınlığın içerisinde çözülür. Kimsesizliğin vahşeti huzurun lezzetine dönüşür. Böyle değil midir? Öyleyse değerli dostlarım, huzur mülahazası, mülahaza bu. Ve şöyle diyor Hoca Efendi, diyor ki bu itibarla istek ve dileklerimizi huzur mülahazasına bağlayarak sessizlikle seslendirmek, hususiyetle de o seviyenin insanları için edebin ta kendisidir. Sessizlikle seslendirmek. Öyle bir susuş, sessizliğin ses olduğu bir susuş. Biliyorsunuz bunu kendi aramızda da yaşarız zaman zaman. Yani yakınlığın ikliminde susarız. Söyleyecek çok sözümüz vardır da o söyleyecek sözlerimizi yakınlığa emanet ederiz. Susuşa emanet ederiz. Öyle değil midir? Ama bu yakınlığın susuşudur, dikkat edin. O yakınlığı hissettiğiniz andaki susuştur. Susuşun halinizi şerh etme kudretini hissedişinizin susuşudur. İster gayb telakkisi, ister huzur mülahazası, bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, siz bana dua edin ki ben de icabet edip karşılık vereyim buyurarak bizi duaya teşvik etmekte ve dua etmemeyi de anlamsız bir istina ve bir kopukluk saymaktadır. Bakın anlamsız bir istina. İstina nedir? Müdanasızlıktır. İstina herkese karşı istina olur ama Allah'a karşı istina olmaz. Allah'tan istina olmaz. En küçük bir ihtiyacımızı bile huzur-u ilahiye taşıyabiliriz, ondan istina olmaz. Yeter ki huzur mülahazasıyla yapabilelim bunu. Kurbiyetle yapabilelim bunu. Dolayısıyla ondan Cenab-ı Hakk'a karşı istina, Allah'a dua etmemek, edememek, Allah'a el açmamak, bütün bunlar Allah'tan kopukluk. Kopuk, tam böyle bir şeydir aslında. Allah'tan kopmanın adıdır kopukluk. Bu anlamsız bir kopukluk, anlamsız bir istina. Allah bizi böyle bir istinadan muhafaza ediyor ve siz bana dua edin ki ben de dualarınıza icabet edeyim diye buyuruyor. Kullarım beni senden soracak olurlarsa ben onlara bilsinler, çok yakınım diyor Cenab-ı Hak ve dua etsinler de yakınlığı hissetsinler diyor Allah bize. Dua edin de yakınlığı hissedin, Allah'ın yakınlığını. Dua eden bir kimse bütün gönlüyle Allah'a yönelip yalvarışa geçebildiği takdirde kendine her şeyden daha yakın olan Rabbine karşı kendi beden ve cismaniyetinden kaynaklanan uzaklığı aşabilir. Ve o uzaklığı aşarak onun her zaman var olan yakınlığını hissedebilir. Bakın bu uzaklık ve yakınlık meselesi duanın en büyük sırlarından bir tanesidir. Bizim Allah'tan uzaklığımız cismaniyetimizden, bedeniyetimizden, nefsaniyetimizden kaynaklanan uzaklığımız. Bu uzaklık ve yakınlık kavramlarını üstad bize anlatmak için biliyorsunuz güneş misalini kullanır. Der ki Bediüzzaman Hazretleri, biz güneşten çok uzağız, binlerce kilometre uzağız. O kadar uzağız ki 8 dakikada ulaştırıyor güneş kendi ışınlarını bize. Saniyede 300 bin kilometre hızla ışığını göndermiş olmasına rağmen. Şimdi böyle bir uzaklığımız var güneşten
Ama dikkat edin, mekansal olarak güneşten uzağız ama güneş bize çok yakın. Işıklarıyla, ısısıyla, yedi rengiyle bize çok yakın güneş. Yani cilveleriyle, tecellileriyle bize çok yakın. Biz de Rabbimizden çok uzağız. Cismaniyetimizle, nefsaniyetimizle, beşeriyetimizle Rabbimizden çok uzağız. Ama Cenab-ı Hak isimleriyle, esmasının cilveleriyle bize çok yakın. Öyleyse biz bu uzaklığı nasıl aşacağız? Rabbimizle kendi aramızdaki uzaklığı nasıl aşacağız sorusunun cevabını duayla vereceğiz. Dua eden kimse bütün gönlüyle Allah'a yönelip yakarışa geçebildiğinde kendisine her şeyden daha yakın olan, şah damarından daha yakın olan Rabbine karşı cismaniyetinden ve bedeninden kaynaklanan uzaklığı aşar. O vahşetten, o uzaklığın dehşetinden kurtulur ve Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını hisseder. Kendi uzaklığının vahşetinden kurtulur. Cenab-ı Hak da ona duyması gerekenleri duyurur. Yani kendi yakınlığını duyurur. Görmesi gerekenleri gösterir. Görmesi gerekenleri görüp duyması gerekenleri nasıl duyar insan? Adeta şu, melekutileşiyoruz ya, uhrevileşiyoruz ya dua ederken, adeta şu sebepler aleminin perdesini kaldırır da Cenab-ı Hak, onun kalbini ünsiyetin lezzetiyle doldurur da Cenab-ı Hak, her zaman kendi yakınlığını ona hissettirir de Cenab-ı Hak, dolayısıyla da görmemiz gerektiği gibi görmeye başlarız. Birileri bize zulmediyordur, birileri bize gadrediyordur da biz görmemiz gereken, yani o dağda, o karanlık içerisinde görmemiz gerekenleri, ışığı görmeye başlarız. O karanlığın içerisinden ışığa yönelebiliriz. O darlığın içerisinde kendimize geniş bir alan bulabiliriz. Ve o sebeplerin bunaltıcılığı içerisinde müsebbibül esbabın ferahlatıcılığını hissetmeye başlarız. Beden ve cismaniyetten kaynaklanan uzaklığı aşar, onu her zaman var olan yakınlığına saygısını ifade etmiş, kendi uzaklığının vahşetinden kurtulmuş olarak Rabbimize yönelmiş oluruz. Cenab-ı Hak da ona duyması gerekenleri duyurur, görmesi gerekenleri gösterir, söylemesi icap eden şeyleri söyletir. Bakın, dua ederken çoğu zaman farkındasınızdır zannediyoruz. Zannediyorum dualarımıza dilimiz tutuk olarak başlarız. Ben bunu herkes böyle yaşıyor mudur bilmiyorum ama dua ederken kendimi önce peltek, kekeme, tıkanık hissediyorum. Ama dua ettikçe dua açılmaya başlıyor. Sonra hayatımın, bunu siz de hissetmişsinizdir, hayatımın en yüksek, en yüce, en ulvi kelimelerini duanın içinde bulabiliyorum. Kelime avcılığı çok önemlidir ya hayatımızda. Kendimizi ifade edecek yüksek kelimeler bulabilmek. Onları en fazla da duanın içinde bulabiliyorum. İki duyguyu da en fazla duada hissediyorum. En fazla kelimelerin yetersizliğini. Ve en yüksek makamın da o susuş makamı olduğunu duada hissediyorum. Kendimi susuşa emanet ettiğim o anlar en yakın anlar olarak hissedilen anlar. Ve en yüksek kelimeleri de duanın içerisinde bulabiliyorum. Kalbimize o kelimeler ilham olarak alemlerden iniyorsa eğer, en yüksek alemlerden kalbime kelimelerin indiği yer yine dua hali oluyor. Dolayısıyla da biz söyleyeceğimiz şeyleri, söyleyebileceğimiz en yüksek şeyleri de duada söylüyoruz. Duyabileceğimiz en yüksek ufukları da duanın içerisinde duyuyoruz. Bu payı aynı zamanda bizi görmemiz gereken şeyleri görüp söylememiz icap eden şeyleri söylediğimiz, yapmamız lazım gelen şeyleri de yapmaya muvaffak kılabildiğimiz bir paye. Yani aynı zamanda bunlar sadece duanın içerisinde söylemler olarak kalmıyor. Duadan aldığımız o güçle, o ışıkla hayatın içerisinde yapmamız gereken şeyleri de muvaffakiyetle yapmaya başlıyoruz. Bu aile içi problemler olabilir, çocuğumuzla yaşadığımız bir sıkıntı olabilir, okulda yaşadığımız problemler olabilir. Yapmamız gereken şeyleri
doğadan aldığımız ışıkla, nurla, doğadan aldığımız kuvvetle, muvaffakiyetle yapmaya başlıyoruz. Bu paya aynı zamanda nafilelerle ulaşılan öyle hususi bir yakınlık, yani kurp payesidir ki artık böyle bir mazhariyetle şereflenen kurp kahramanlarının görmesi gözler ötesi. Gözler ötesi bir gözle, işitmesi kulaklar ötesi bir kulakla, diğer aktiviteleri de kendi benliğinin üstünde farklı bir kimlikle gerçekleşmeye başlar. İşte bu nokta insani normları aşma noktası. Yani doğayla her şeyi yapabileceğimizin noktası bu. Doğayla sebepler ötesi bir aşkınlık. Bu sebepler ötesi aşkınlık yine Meryem suresinde çok güzel ifadelendirilir. Bana çok etkileyici geliyor. Hani Zekeriya aleyhisselam dedim ya, saçlarım tutuştu, kemiklerim gevşedi, karım kısır ama bir evlat istiyorum diye huzur-u ilahiyeye çıkıyor. Sonra melekler ona bir çocuğunun olacağı müjdesini getiriyorlar. Diyor ki bu sefer de ben diyor yaşlıyım, karım da kısır, benim nasıl çocuğum olabilir? Hoca Efendi bu ayetleri tefsir ederken diyor ki o diyor dua ederken duanın esbab ötesi aşkınlığıyla dua ediyor. Yani dua ederken ben yaşlıyım efendim, buna bakmazsınız, bilirsiniz yaşlı da olsanız Cenab-ı Hakk'ın size bir çocuk verebileceğini, buna kudretinin yettiğini bilirsiniz Cenab-ı Hakk'ın. Hoca Efendi diyor ki dua ederken sebepler ötesi bir aşkınlıkla dua ediyor ama dua kabul edildiği zaman tabiri caizse esbab alemine geri dönmüş oluyor. Dolayısıyla geride ne kalıyor? Duanın kabul edilişinin hayret ve hayranlığı kalıyor. Ve hayret bu yüzden diyor Hoca Efendi tasavvufta en yüksek makamdır. Bakın dua ederken esbab ötesi aşkınlıkla dua ediyor. Sonra duası kabul edilince de hayret makamında nasıl olabilir ki diyor. Takdiri diyor Hoca Efendi sevincinin önüne geçiyor. İfadenin güzelliğine bakın. Takdiri sevincinin önüne geçiyor. Hayret makamında nasıl benim bir çocuğum olabilir diyor. Duası kabul edildiğinde. Ama dua ederken ben yaşlıyım, karım da kısır, dolayısıyla böyle bir dua etmeyeyim demiyor bakın. Esbab üstü bir aşkınlıkla dua ediyor. Çünkü Hoca Efendi'nin burada zikrettiği gibi bu makamda, bu aşkınlık makamında insan başka bir gözle görmeye, başka bir kulakla, işitmeler ötesi bir işitmeyle işitmeye başlıyor. Ve böyle bir manzara, kurp manzarası, yakınlık manzarası, böyle bir dua ve icabet alışverişi içerisine giriyor. Yalvarış ve yakarışa onun sonsuz kudretine itimadın ifadesi olarak sımsıkı yapışıyor. O yalvarışa, o yakarışa, sonsuz kudrete itimadın tezahürü olarak. Ve işte aslında o sonsuz kudrete itimadın adı iman. O sonsuz kudrete itimadın adı ibadet. Sonsuz kudrete itimadın adı tevekkül, teslimiyet. Yalvarış ve yakarış onun sonsuz kudretine itimadın ifadesi olarak sımsıkı yapışıyor duaya ve sırtını sarsılmayan bir güce dayamış oluyor. Bunun güveniyle dilinden dua, dilinde dua yürür. Her olumsuz gibi görünen şeylerin üzerine. Mesela mahkemesi var da hakkında karar verilecek. O duasını yapar, sonra yürür o en olumsuz gibi görünen şeylerin üzerine. Efendim doktor ona röntgenlere bakıldı da hastalığının ne olduğuna ilişkin kanaatini beyan edecek doktor. O duasını yapar ve yürür o olumsuz gibi görünen şeylerin üzerine. Bunu hayatın her aşamasında düşünebilirsiniz. İşte böyle görmeler ötesi bir görme, gözler ötesi bir göz, işitmesi kulaklar ötesi bir kulak ve diğer aktiviteleri de kendi benliğinin üstünde farklı bir kimlikle gerçekleştirmeye başlar diyor Hoca Efendi. Nasıl bir güç, nasıl bir kimlik, nasıl bir insaniyet normlarını aşmışlık dua. Bu itibarlıdır ki imanın zevkine ermiş ve ibadette hassaslaşmış ruhlar katiyen duada kusur etmezler. Katiyen duada kusur etmezler.
Aksine böyleleri ibadeti varlıklarının gayesi gibi duyar ve duaya da fevkalade önem verirler. Bakın ibadeti bizim için hayatın bir parçası değil, kendisi. Hayatın kendisi ibadet. Hayatın kendisi ibadetse öyleyse dua da fevkalade önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dualarına bakın, adeta bütün günü duayla geçiyormuş gibi geliyor insana. Bütün günü bir bakın Efendimizin ettiği dualara, sadece yatmadan önce ettiği dualara bir bakın Efendimizin, sabah kalktığında ettiği dualara bir bakın. Adeta bütün hayatı dua. Maddi manevi sebeplere riayetin yanında gönüllerini Rablerine açıp yalvarmayı, ona yakınlık anlayışının sesi soluğu gibi değerlendirirler. Bakın hani kalbimizi Allah'a açıp da Allah'a yalvarmak yakınlıktan başka bir şey değil bizim için. Bunun sesi soluğu, yakınlığımızın sesi soluğu. Adım atarken, işlerimizi yaparken ki yakınlığın sesi soluğu. Yoksa dua edip de sonra kalbimizi kilitleyip, kalbimizi kapatıp dünya işlerine, okulumuza, işimize, mesleğimize, ailemize dönmüyoruz. Kalbimizi hep açık tutmanın adı dua bizim için. Öyle olunca bakın diyor ki Hoca Efendi, onlar... bu yakınlık anlayışının sesi soluğu olarak dualarını değerlendirirler. Ona fevkalade örnek verirler, önem verirler. Özür diliyorum. Maddi manevi sebepleri riayetin yanında gönüllerini Rab'le açıp yalvarmayı ona yakınlık anlayışının sesi soluğu gibi değerlendirirler. Ve dualarını da bir ümit, bir reca namesi gibi seslendirirler. Dua bir ümit namesi. Ümit nameleri, bu da Hoca Efendi'nin ifadesi, bir reca namesi. Bu, böyle seslendirir dua. Yani hep o kalp açık tutuluyor, Allah'a karşı açık tutuluyor ve bir name, bir musiki sesi geliyor hep kalpten. O kalpten hep nameler, ümit nameleri yükseliyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Ve ümit ve reca namesi olarak seslendirirler. Böyle bir yakınlık atmosferinde çok defa ümit ve beklenti neşvelerinin yanında bazen de mehabet ve endişe esintileri hissedilir. Bazen de mehabet ve endişe. Bu neyin mehabeti, neyin endişesi? Madem ki o ümit yakınlığın ümididir, öyleyse bu endişeler, bu mehabet de uzaklığın endişesi olur. Duada her zaman iç içe yaşanan iki haldir bu. İnsanın marifet ufkunun vüsatiyle doğru orantılı. Marifet ufku ne kadar genişse bu ümitler de o kadar büyük, bu haşyetler de o kadar büyük. Doğru orantılı olarak inkişaf eder, Kur'an mümin tabiatindeki bu hisler halitasını ortaya koyabilmek için, hisler karışımını ortaya koymak için Cenab-ı Hak diyor ki, Rabbinize huşu ile ve içten içe duada bulun. Bakın Rabbinize huşu ile ve içten içe duada bulunun diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Biliyorsunuz değerli dostlarım, huşuyu biz yeni mütalaa ettik. Yine namaz bağlamında mütalaa ettik huşu meselesini ve huşunun ne olduğunu konuşmuştuk, hatırlayacaksınız uzun uzun. Aynı mana burada da tekrar karşımıza çıktı. Cenab-ı Hak diyor ki Rabbinize huşu ile ve içten içe duada bulunun. Namaz biliyorsunuz, namaz da bir duadır. Salat dua anlamına geliyor biliyorsunuz. Ve namazın ruhu huşuydu, bunu konuşmuştuk. Ve Cenab-ı Hak bize diyor ki huşuyla dua edin ve içten içe duada bulunun. Yani hep bir dua hali içerisinde kalbi içi açık bulundurup. Düşünsenize mesela bu kadar bela ve musibetin içerisinden geçiyoruz. Kalbimizi açık tutup da bu belalardan felaha çıkacağımıza ilişkin, bir sahili selamete ereceğimize ilişkin sürekli bir ümit namesini Cenab-ı Hakk'a doğru yükseltebilmek. Açık tutmak kalbi, kapatmamak kalbi. Rabbinize huşu ile ve içten içe duada bulunun diyerek katiyen ondan müstani kalınamayacağını, bakın Allah'tan istina olamayacağının altını tekrar çiziyor Hoca Efendi. Ululuk ve azamet ve ceberutuna rağmen rahmet ve inayet kapılarının da ardına kadar herkese açık bulunduğunu vurgular
ve ayet-i kerimenin vurgusu bu ve duanın önemi üzerinde ısrarla durur. Bizim acz ve fakr ve zaaf ve ihtiyaçlarımıza karşılık Cenab-ı Hakk'ın bizi var eden, besleyen, büyüten, arzu ve isteklerimizi görüp gözeten ve bizi asla başkalarına bırakmayan, başkalarının eline baktırmayan engin bir rahmet sahibi olması, ona karşı tavırlarımızı devamlı ince ayarlara tabi tutmamız bakımından fevkalade önemlidir. Bakın ne kadar önemli dua için tefekkür. Sürekli bir arz, fakr, zaaf ve ihtiyaçlarımızın bilincinde olma hali ve Cenab-ı Hakk'ın da bizi var eden, büyüten, arzu ve isteklerimizi görüp gözeten ve bizi asla başkalarına bırakmayan engin rahmetini biliyor oluş. Bu ikisini birden idrak ediyor oluş. Biz verili olarak gördüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki nimetlerini duaya kalbimizi kapatabiliyoruz. Oysa göz bize verili değil. Evet vermiş Cenab-ı Hak ama her an yeniden veriyor. Her an yeniden veriyor. Gözün nurunu Cenab-ı Hak bize her an yeniden veriyor. İşitebilmeyi Allah bize her an yeniden veriyor. Kalbimize kelimeleri her an yeniden indiriyor. Dolayısıyla hep bizi Cenab-ı Hak koruyor, gözetiyor. İnayet diyoruz, riayet diyoruz biliyorsunuz. Riayet gözetilmek demek sürekli. Hani sizin neye ihtiyacınız var? İşte biraz ışığa ihtiyacınız var. O şuradan gelecek. Şu açıyla gelecek. İşte kırılacak o güneşin ışıkları da sizi taciz etmesin diye şu açılarla gelecek. Oksijene ihtiyacınız var da şu kadar yüzdelikle atmosferin içerisinde bulundurulacak. Kelimelere ihtiyacınız var da kalbinize indirilecek. Sürekli ona muhtacız. Sürekli. Onu kendimize verili olarak gördüğümüzde ne şükrünü eda edebiliyoruz ne de sürekli bir dua hali içerisinde olabiliyoruz. Ona karşı tavırlarımızı sürekli diyor Hoca Efendi, ince ayara tabi tutmamız bakımından bu çok önemli. Ne güzel bakın ince ayar. Bu dersin aslında anahtar kelimesi bu. İnce ayar. İnce ayar. Davranışlarımızı nasıl ince ayara tabi tutuyoruz? Duayla. Ona karşı tavırlarımızı, Allah'a karşı tavırlarımızı sürekli ince ayara tabi tutmamız bakımından bu çok önemli. Allah bizi koruyup gözetiyor. Biz de her an ona muhtacız. Bizler aciz, zayıf, muhtaç. O ise her şeye hükmeden mutlak bir hakimdir. Bu itibarlıdır ki biz hemen her zaman küçüklüğümüzün şuurunda ve onun büyüklüğünü takdir hisleriyle hep iki büklüm yaşarız. İsteyeceğimiz her şeyi kavli, fiili, hali, talep çerçevesinde sadece ve sadece ondan isteriz. Her şeyi ondan isteriz bakın. Başkalarından olan isteklerimiz, konuşmuştuk bunu hatırlayacaksınız, sadece esbaba riayet sadedinde olan taleplerdir. Yoksa isteyeceğimiz her şeyi Allah'tan isteriz. Zaten o bize vermeden kimse bize bir şey eriştiremez. Dünyayı önümüze serseler, Cenab-ı Hak murad etmediğinde o dünyadan bir yudum su içemiyoruz. Öyleyse isteyeceğimiz her şeyi biz ondan isteriz. Ve bu çerçevede sadece ve sadece ondan isteriz ve ona karşı müstani davranmayı da küstahça bir çalım olarak görürüz. Bakın dua etmeme halini Hoca Efendi istina, istinayı da küstahça bir çalım olarak değerlendiriyor. Onunla dua ve ibadet münasebetimizde laubali, gayri ciddi bulunmayı da bir saygısızlık kabul ederiz. Bu Efendimizin hadis-i şerifinde layi ve lahi olarak geçiyor. Laubali olmak, gayri ciddi olmak duanın içerisinde huşu o yüzden önemli. Duada huşu o yüzden önemli. Bir laubaliliğin, gayri ciddiliğin içerisine girmeden dua edememe halini, dua ederken de taleplerimizi Cenab-ı Hakk'ın teveccühünün önüne geçirme, onun iradesinin ve rızalığının önüne geçirme tavrı içerisinde bulunmayı bir laubalilik ve gayri ciddilik olarak kabul ediyoruz. Ona teveccühlerimizde her zaman ümit ve endişe, mehabet ve beklenti mülahazamızı beraber götürmeye çalışırız. Ümit, endişe, bakın ikisi birbirini tamamlıyor. Ümit ve endişe, bir taraftan mehabet
hislerimiz, yani Allah'a saygı hislerimiz diyelim ona, bir taraftan da beklenti hislerimizi beraber götürmeye çalışırız. Onun bize çok yakın dualarımıza icabet edebileceğini düşünürken, ululuk ve azametini, rahmetinin vüsati ve ihtişamıyla iç içe duyarız. Bir taraftan bize çok yakın olduğunu hissederiz. Her isteğimizi emriyle cevap verme yakınlığında hissederiz Rabbimizi. Bizi balığın karnından çıkarma yakınlığında hissederiz Rabbimizi. Kuyunun dibinden çıkarma yakınlığında hissederiz. Ama bir taraftan da değerli dostlarım, Cenab-ı Hakk'ın mehabetini hissederiz, ululuğunu hissederiz bütün bunları talep ederken. Çünkü bize her isteğimizi verme yakınlığında olan o Cenab-ı Hak, her isteğimizi verme nihayetsiz kudretini de bize hissettirir kalbimize. Ve haf ve haşyeti, haşyet ve ümidi iç içe yaşarız. Haşyet ve raşelerle ürperir diyor Hoca Efendi. Raşeler işte bu ürperişler. Tavırlarımızı yeni baştan gözden geçiririz, ses tonlarımızı ayarlarız, her Cenab-ı Hakk'ın hazır ve nazır olduğunu bilir ve o bilgiyle o huzura yönelir, zevk ve temkini aynı anda hissederiz. Bir taraftan yakınlığın zevki, bir taraftan kendi uzaklığımızın temkini. Temkin biliyorsunuz naza ve niyaza girmeme, temkin, laubaliliğe, gayri ciddiliğe düşmeme o dua taleplerinde, temkin ayağımızı kulluk noktasında yere sağlam basmak demek. Bunu yaşarız ve bu manada dua her zaman Cenab-ı Hakk'a arz-ı halde bulunmanın sesi soluğudur bizim için. Bir kırık dilekçe sunmanın sesi ve soluğudur. Bu itibarla da safiyane ve en halisane bir kulluk tavrıdır. En halis bir kulluk tavrıdır. Aslında bütün varlık, istidat, kabiliyet ve fıtri ihtiyaçlarının diliyle hep ona dua ederler. Burada da Hoca Efendi bakın üstadın dua lisanları olarak anlattığı lisanları özetledi. Bütün varlık bir istidatlarının diliyle Allah'a dua ederler. Çünkü kabiliyetler duadır biliyorsunuz. Çekirdek bir duadır. Ağaç olup meyve verme duasıdır çekirdekteki o şifre. İstidatların dili, bir taraftan ihtiyaçların dili, ihtiyaçlar duadır. Toprağın kuruyup çatlaması bir duadır, yağmur talep eden bir duadır. İhtiyaç lisanıyla yapılan dualar. Bir de ıstırar, çaresizliklerimiz de duadır. Aslında bütün bir varlık da istidat lisanıyla, kabiliyetlerinin lisanıyla ve fıtri ihtiyaçlarının lisanıyla hep ona dua ederler. O da bunların hepsine belirli bir hikmet çerçevesinde cevap verir ve her sesi duyup ona icabet eder. Mustar'ın duasını duyan kimdir diye soruyor Cenab-ı Hak. Biliyorsunuz biz 55 tevhid lisanını sizinle konuşurken Mustar'ın yani çaresiz kalmış birisinin ettiği duaya Cenab-ı Hakk'ın cevap verişini aslında bu bir tevhid dili olarak okuduk. Nasıl bir tevhid dili olabiliyor? Bir insan çaresiz kaldığında bütün sebepler gözünden siliniyor ve doğrudan doğruya zat-ı uluhiyete yöneliyor. İşte orada tevhidi duyuyor insan. Ve hepsine hikmet çerçevesinde, hepsine bu duaların hepsine hikmet çerçevesinde bakmayı dua lisanlarını gördüğünde fark ediyor. Yani sadece biz değil, bütün mahlukat çaresizliğin diliyle dua ediyor. Bütün mahlukat ihtiyaçlarının diliyle dua ediyor ve hepsine hikmet çerçevesinde dualarına icabet ediliyor. Ormanlar, diktiğiniz her ağaç bir yağmur duası. Diktiğimiz her bitki yağmuru talep eden bir dua. Eskiden zannederdim ki insanlar hani çöl olan yerlerde çöl olduğu için yağmur yağmıyor zannederdim. Orası çöl, özür diliyorum, yağmur yağmadığı için orası çöl zannederdim. Yağmur yağmıyor, dolayısıyla da çölleşiyor. Oysa öyle değil. Çöl olduğu için yağmur yağmıyor. Çünkü ağaçların olmadığı her yerde yağmur duası yapacak, nebatat taifelerinin olmadığı her yerde dua yok. Oysa dua.
o çölün içerisinde bile mustar kılıp dua eden canlılar var da öyle yağmur yağıyor o çöllerin içerisine. Ağaçları kestiğinizde siz yağmur dualarını da kesmiş oluyorsunuz. Her ağaç diktiğinizde, her nebat diktiğinizde yağmur dualarını çoğaltmış, rahmet dualarını, rızık dualarını çoğaltmış oluyorsunuz. Ne var ki dualarımıza cevap verilmesini bizim isteklerimizin aynıyla yerine getirme şekli de anlamak doğru değildir. Saati kontrol ediyorum ve sonuna geldik. Tamamlayacağız bugünkü bölümünü dua makalesinin. Hoca Efendi'nin bu zikrettiği şey Bediüzzaman Hazretleri'nin farkındasınız. Dua anlatısı 23. sözün 5. noktasındaki o dua anlatısıyla birebir örtüşüyor. Dualarımıza cevap verilmesini bizim isteklerimizin aynıyla yerine getirilmesi şeklinde anlamak doğru değildir. Hatırlayın lütfen, orada Bediüzzaman Hazretleri bir çocuk örneği üzerinden anlatıyordu bunu. Çocuk. Çünkü hepimiz aslında istediklerimizin aynıyla yerine getirilmesini talep ediyorsak çocukluk ediyoruz. Yaşımız kaç olursa olsun, kaç yaşında dua ediyor olursak olalım çocukça dua ediyoruz. İstediğimizin aynen yerine getirilmesi. Çocuklar öyledir ya, onu istiyorum. Yok o senin için zararlı, yok onu istiyorum. İşte çocukça bir inat oluyor bizimkisi. Dualarımıza cevap verilmesini bizim isteklerimizin aynıyla yerine getirilmesi şeklinde anlamamak gerekiyor. Üstad bunu doktora giden bir çocuk örneği üzerinden anlatıyordu biliyorsunuz. Bana falanca ilacı ver. Oysa daha güzelini, ona zararlıysa vermemeyi doktora bırakıyorsunuz. Onun tasarrufuna bırakıyorsunuz. Biz bazen sadece bugünü düşünürüz. Hoca Efendi bunu, üstadın o örneklediği şeyi çok güzel açıyor burada. Şöyle açıyor, diyor ki biz bazen sadece bugünü düşünüyoruz. Yani acı çekiyoruz da diyelim ki hastalıktan, bugünü düşünüyoruz. Yani o acının içinden dışarıya çıkmak istiyoruz. Oysa bugünün yarını var, ahiret hayatı var. Yani o çektiğimiz acının bizi hangi günahlardan temizlediğini, hangi manevi hayatımızda, manevi metabolizmamızda hangi tıkanıklığı açtığını, hangi kirden bizi arındırdığını, kalbimizin üzerindeki hangi pası temizlediğini bilmiyoruz. Kendi talep ve çerçevemizle dolayısıyla duayı daraltmış oluyoruz diyor Hoca Efendi. Kendi taleplerimizin çerçevesiyle duayı daraltmış oluyoruz. Yarınları ve bizimle münasebeti olan daha başka şeyleri gözden çıkarmış olabiliyoruz. O ise Cenab-ı Hak'sa bizim için hem her şey için hem bugünümüzü hem uzak ve yakın yarınlarımızı iç içe gözetir Cenab-ı Hak. Ve bizim daralttığımız hususları Allah açar ve genişletir. Biz dualarımızı çocukça yapmak suretiyle çerçeveyi daraltırız. Cenab-ı Haksa sadece bugünü değil, uzak ve yakın geleceğimizi de beraber mülahazaya alarak neticeyi yarattığı için bizim darlığımızı genişletir. Dünya ukba vüs'atine bizi ulaştırır. Merhamet ve hikmetinin derinliğine göre çok buğutlu cevaplarda bulunur. Evet, o hali hazırdaki durumumuzu aydınlatırken yarınlarımızı karartmaz. Biz çoğu zaman hali hazırı aydınlatma çabası içerisinde yarınlarımızı karartıyoruz. Bugünün ışıklarını yarının zulmeti haline Cenab-ı Hak getirmez ve bize iltifatlarda, teveccühlerde bulunurken başkalarına katiyen mahrumiyet yaşatmaz. Biz bunu da yapıyoruz. Bize iltifat isterken başkalarına mahrumiyet yaşatmaya çalışıyoruz. Oysa Cenab-ı Hak bize iltifatlarda bulunurken başkalarına mahrumiyet yaşatmaz. Bugünü aydınlatırken yarını karartmaz. Herkese ve her şeye çok derinlikli cevaplar verir. Dualarımızı duyduğunu, isteklerimizi nazar itibarı aldığını gösterir. Ve huzuruyla gönüllerimize, tasavvurlarımızı aşkın inşirahlar ve ne inşirahlar verir. Gönüllerimize inşirah veren şey huzurdur biliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma bilincidir. Ne inşirahlar,
ne inşirahlar verir Cenab-ı Hak huzuruyla gönüllerimize değerli dostlarım. Evet, bu makalenin sonuna geldik ve makalenin sonunda Bediüzzaman Hazretleri'nin biliyorsunuz hepimizin 23. sözün zikrettiğim gibi 5. noktasına bir kere daha atıf yapmak istiyorum. Üstadımızın o metnin içerisinde duanın sırlarına ilişkin verdiği çok çok açıcı, çok derinlikli beyanlar var. Beraber okumakta fayda var. Oraya bir gönderme yapalım. Bu makalenin de bir ikincisi, yani devamı var. Duanın sırlarını biraz da o makalenin ikincisiyle açacağız. Ve yine duaya ilişkin Bediüzzaman Hazretleri'nin Hazreti Eyüp ve Hazreti Yunus Aleyhisselam'ların duası, Ya Baki Entel Baki duası, yani birinci, ikinci, üçüncü lemalarda çok büyük sırlara bizi ulaştırdığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. O sırlara da bir kere daha bakmakta, hatırlamakta fayda var değerli dostlarım. Evet, bugünkü dersin de sonuna geldik. Çeti açsın bize sevgili Nesibe. Örneklemeler, çokça örneklemeler yapılabilir. O örneklemeler sizin kalbinizde benim size anlatacaklarımdan daha fazla olduğu için onları tahdid ettim zamanda ilerlediği için. Seçtiğim ve paylaşmak istediğim örnekler vardı ama onları da size havale etmeyi tercih ettim. Duaya daha fazla yer ayırabilmek için. Dua dersinde beraber dua edelim inşallah. O dualar geldi. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi uzaklığımızın dehlizlerinden demiş Asuman. Kendi uzaklığımızın vahşetinden kurtulalım. Aynen dualarına iştirak ediyoruz sevgili Asuman. Uzaklığımızın vahşetinden, dehşetinden, dehlizlerinden kurtulalım. Uzaklık vadilerinde bedeviler gibi dolaşmaktan kurtulalım. Çocuklar gibi nazlanmaktan kurtulalım. Kurtulalım da ruhlarımız kalplerimizin nidasıyla Zümrüt tepelerde reftare dolaşsın. Amin, amin. Salına salına dolaşsın ruhlarımız Zümrüt tepelerde. Ünsiyet esintileriyle ferahlasın. Sevgili Tuğba Nur'un duası, kalpleriniz Cenab-ı Hakk'a hep açık olsun. Amin. Hiç kapanmasın kalplerimiz. Ona karşı içimizde hep ümit nameleri yükselsin. Hep hiç kapanmadan kalbimiz hep semaya doğru ümit nameleri yükselsin. Sırtımızı sarsılmayan o güce dayamış olmanın güveniyle dillerimizde dua ile yürüyelim en olumsuz gibi görünen meselelerin üzerine. Amin, amin. Ne güzel Tuğba Nur duan. Aç, fakr ve ihtiyaçlarımızın her zaman bilinciyle dua ile Rabbimize karşı tavırlarımızı ince ayarlara tabi tutalım. Çok güzel, çok güzel. Rabbimize karşı tavırlarımızı daima ince ayarlara tabi tutalım. Aciz, fakr ve ihtiyaçlarımızın her zaman bilinciyle, dua ile Rabbimize karşı tavırlarımızı ince ayarlarla ayarlayalım. Sevgili Fatma Nur'un duası, el açmalarımızla açılsın kalplerimiz güller gibi ve hep açık kalsınlar. Kalbimiz güller gibi açılsın. Elimiz açıldıkça kalbimiz de açılsın ve hep açık kalsın. Ve kalsınlar da daim oradan ümit nameleri, üns esintileri duyalım. Amin, amin. Sevgili Arzum'un duası, Allah'ım bana öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki Allah'ım bize, sevdiklerimize, kardeşlerimize öyle bir iman, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşalım. Bu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, Cenab-ı Hak hepimiz için kabul buyursun. Sevgili Asuman'ın duası, hata ve günahlarımızın çölleştirdiği gönüllerimize duygularımız vesilesiyle rahmet yağmurları yağdırsın Cenab-ı Hak.
Rahman o çöllerde güller gibi açtırsın bizleri, duygularımızı, istidatlarımızı, inşirah esintilerini duyursun kalbimize, solmasın güllerimiz, gönüllerimiz onun otağı olsun. Amin, amin. Allah mahfiyet ve tevazu ile arzı hal edelim Allah'a demiş sevgili Safiye Hanımcığım. Arzı hallerimiz mahfiyet ve tevazumuzun ilanı, beyanı olsun inşallah. Evet sevgili Sena'nın duası, sevgili Sena'cığımın duası. Allah'ım bizi arz ve fakrimizi bilme mertebesine eriştir. Ne güzel dua. Rahmet kucağında bir bebekmişiz gibi inayet ve riayetini her an bize hissettir. Kalplerimiz inşirahla dolsun. İnşirah suresinin sırlarıyla bizi serfiraz kıl. Senin en çok seveceğin duaları yapabilmeyi bize nasip eyle. Dualarımız en yüksek sema tabakasından kalbimize nüzul eden dualar olsun. Dualarımız bizi en yüksek sema tabakasına, kendi miracımıza eriştirsin. Evet, Feride kaynakça paylaşımı yapmanız mümkün mü demiş. Elbette mümkün. Allah'a dua edememe, Allah'tan kopukluk, Allah'tan istinadan sana sığınırız Allah'ım demiş Safiye Hanımcığım. Çok doğru, kopukluktan Allah'a sığınırız. Dua edememekten, dua edecek kelime bulamamaktan, el açamamaktan. Hatta Hoca Efendi ellerinizi kucağınıza düşürmeyin dua ederken diyor. Ellerimizin kucağımıza düşmesinden de Allah'a sığınırız. Sevgili Gülizar'ın duası, Allah'ım senden yine sana edeple dua etmeyi, arz-ı hal etmeyi dileniyorum. Senden istina etmekten yine sana sığınıyorum. Rabbim dua ederken kalplerimizi ünsiyetin lezzetiyle doldur. Amin, amin. Kurbiyetinin huzuruyla doldur kalplerimizi. Allah evvelimizi hayırlımızı hayır eylesin. Sevgili Gülay Hanım'ın duası. Hayırlarımızı hayır eylesin. Allah bizi insan eylesin. Allah bizi insan eyleye. Alvar İmam Lütfü Efendi'nin duası. Amin. Asuman'ın duası. Huzurda bulunduğumuzun şuuruyla Rabbimize yönelmeyi, nidaen hafiyya sırrıyla Hakk'a teveccüh edebilmeyi, Hakk'ı bilmekle ulaşılan samt ufkuna erebilmeyi, o suskunluğu yakalayabilmeyi, o suskunluğun kelimeler ötesi beyanına erişebilmeyi Allah bize nasip etsin inşallahu teala. Dualarımızın kabulü karşısında da takdir hislerimizi Allah sevincimizin önüne geçirsin, bizi hayret ve hayranlık mertebesinde tutsun. Evet, Allah mutlak iradenin peki olan dua kahramanlarından eylesin bizi. Amin, amin. Çok güzel bir dua. Sevgili Arzu'nun duası, dua Hazreti Allah'a yapılan sebepler üstü bir teveccühün adıdır. Rabbim bu şuur ile dua edebilmeyi nasip etsin. Sevgili Eva Hanımcığım, acaba gözler ötesi göz, kulaklar ötesi kulak, benlik ötesi benlik, kesik çizgili benlik ve hayret makamı mı? Öyle olsun, öyle olsun sevgili Eva Hanımcığım. Allah bizi o esrarı bihodi, yani benliği terk etmenin sırlarına eriştirsin de orada görmeler ötesi görmek, işitmeler ötesi işitmek, onlara erişelim, duymalar ötesi duymaklara. Sevgili Raziye Hanımcığımın duası, Rabbim sana hakkıyla yönelen kullarından olmayı bize nasip eyle. Hocamızın anlattığı dua ufkuna bizleri eriştir, ulaştır, yetiştir ya Rabbi. Amin. Dualarımızı, dua anlarındaki hallerimizi, kalplerimizi, davranışlarımızı ince ayarlara tabi tutalım ve duymamız gerekenleri duyabilelim, görmemiz gerekenleri görebilelim, huşuyla ona yönelelim ve yakini hissedelim. Amin, amin. Rabbim bizleri onun teveccüh ve tecellisine hazır hale geleceğimiz dualar nasip buyursun. Amin, amin. Onun hem teveccühüne
mazhar kılsın bizi, hem de o mazhariyeti elde edebileceğimiz dua kelimeleri versin dilimize. Hayretle coşmayı nasip etsin Rabbimiz. Dualarımızı gönlümüzün sesi soluğu eylesin. Kalpten vizesiz dualar ettirmesin Cenab-ı Hak bize. Bütün kelimelere şuurumuzu taalluk ettirsin, kalbimizin vizesini verdirsin. Evet sevgili Serpil'in duası, Allah'ım sen yakinimizi artır. Ya Zülcelale vel İkram Allah'ım, bizim ihtiyaçlarımız ve bizi bilen sensin. İhtiyaçlarımızı ve bizi bilen sensin Allah'ım. Bizleri dua yoksunu olanlardan değil, hep dua ile coşan kalplerle huzurunda el pelçe divan duran kullarından eyle. Amin, amin, amin. Evet sevgili Zeynepçimin duası, dua ediyorum ki Rabbim bizlere duayı kendisine ve bizim aramızda aşağı doğru bir rahmet, yukarı doğru bir ubudiyet olarak kavrayabilmeyi nasip etsin. Amin. Ondan bize bir rahmet, bizden ona bir ubudiyet arzı olarak kavrayabilmeyi nasip etsin. Dua ediyorum ki usansın nefsin. Nefsimiz duayı gönül bahçemizin kaldırımlarında değil, çiçeklerin en merkezinde korumamız gerektiğini kabul etsin. Nefsimiz bunu kabul buyursun. Amin. Nefsimiz bunu kabullensin. Cenab-ı Hak duamızı kabul buyursun. Dua ediyorum ki rızayı ilahiyeye olan bu yolda en istikrarlı adımlarımızla yakıtımız olacak duayı doğru edebilelim. Yolumuz rızayı ilahiye yolu, veraset-i nübüvvet yolu, en büyük yakıtımız dua, onu doğru edebilelim. Amin, amin. Dua Hazreti Allah'a yapılan sebepler üstü teveccühün adı, bunu okuduk. Sevgili Emre kardeşimin duası, Rabbim ağzımızdan çıkan o kelimelerin hepsinin pırıl pırıl üzerinde şuur damgasını taşıyan birer kelime halinde semaya çıkmasını nasip buyursun. Seninle Rabbim, seninle münasebette delice derinleşme lütfet bize. Sen aklımıza geldiğinde başka şeylerin gözümüzden silinmesini sağla. O şekilde gözümüzden silinecek dualar ettir bize. Öyle bir yakınlık nasip eyle bize, öyle bir yakin nasip eyle. Bizlere ihsan şuuru, yakınlık ve yakin nasip eyle. Evet sevgili Sare Yavuz'un duası, dua makalesindeki tüm inceliği kavramış olarak dua edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Zerrin Hanımcığımın duası, zihnin ve ruhumuzun huzur kaynağı Rabbim, senin isim ve sıfatlarının tecellilerini görmeyi ve gösterebilmeyi nasip eyle. Amin, amin. Cenab-ı Hak bizi esmasını açsın. Şu esbab perdesinin arkasındaki ledünniliğe bizi duayla eriştirsin. Evet, çok güzel dualar Fatma, katılıyorum. Çok kaliteli tırnak içerisinde dualar. Evet sevgili Ahmet kardeşimin duası, tut elimden tut ki edemem sensiz. Dualar duası. Dualar duası. Tut elimden tut ki edemem sensiz dedirtsin her daim. O kapıdan bizi bir an boş çevirmesin, bir an ayırmasın, kalbimizi bir an kapatmasın Cenab-ı Hak. Evet, aç gönlümüzü Allah'ım, yeşert ruhumuzu yakınlığının nuruyla. İstidatlarımızı yeşert, inkişaf ettir, kemale erdir ya Rabbi. Bizi insani kemalat ufkuna, kendi miracımıza eriştir. Bizi kulluğa, yakınlığına eriştir. Bizi maiyetine al. Bizi esrar-ı uluhiyetine, esrar-ı rububiyetine aşina kıl. Bizim için semada vüd vaz et ya Rabbi. Yüce gönüllerin, Allah dostlarının dua ufkundan bir damla da olsa duyabilmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak bize. Çok güzel bir dua sevgili Aysun. Evet, Allah dostlarının, o yüce gönüllülerinin dua ufkundan bir damla bile olsa duyabilmeyi, hissedebilmeyi Allah bize nasip etsin.
Efendimizin ümmeti için yaptığı bütün duaları Cenab-ı Hak üstümüzde kabul buyursun. Üstadımızın Risale-i Nur talebeleri için yaptığı bütün duaları, hocamızın hizmeti imaniye ve Kur'aniye erleri için yaptığı bütün duaları üzerimizde kabul buyursun. Kendimize edebildiğimizden de öte dualar edebilelim kardeşlerimize. Bu da çok yüce bir dua. Öyle olsun, kendimiz için isteyemeyeceğimiz şeyleri kardeşlerimiz için istetsin. Bencilce dualardan, nefsani hazların hevesatından Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Daima yakınlık manzaralarını göstersin kalbimize. Kalbimiz o yakınlık manzaralarını seyretsin de o duaları o manzaralar karşısında yapsın inşallah. Evet, sevgili Emre kardeşimin duasının devamı, Rabbim bizleri kim Allah için olursa Allah da onun için olur haliyle şereflendirsin. Rabbim bizleri hizmet, Allah için hizmet, Allah için olan adanmış ruhların duaları ile dua eden gönüller lütfetsin. Amin, amin, amin. Evet, hizmetleri Allah için olan o adanmış gönüllerin dualarıyla dua edebilmeyi, onların dualarına dahil olabilmeyi Allah bize lütfetsin. Evet, Ayperi Hanımcığımın duası, Allah'ım buradaki bütün kardeşlerimin dualarını kabul et, bizi de bu dua halkasından ayırma. Amin, amin, amin sevgili Ayperi Hanımcığım. Dualarımıza külliyet kesbettirsin Cenab-ı Hak. Rabbim arz ve fakrımızla ümit namelerinin yükseldiği huzurun aşkın edebiyle kulluğumuzun miraca ulaştığı bir iklim, bir dua bize nasip buyursun. Amin. Evet, Olcay kardeşimin duası, kardeşlerimizden Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Cenab-ı Hak hapislerde, hücrelerde, gaybubetlerde, mustar vaziyetlerde kardeşlerimizin ettiği duaları kabul buyursun. Bizi de o dualara dahil eylesin. Kendimize karşı tükenmeyen bir sabır, Zeynep'in duası, Rabbimize karşı tükenmeyen bir tevekkül ile yine ve yine seccadelerimize dönelim, ellerimizi açalım her daim inşallah. Amin, amin. Evet değerli dostlarım, bugünkü dersimiz de böyle hem duayla taçlanan bir dua dersi oldu. Hem de bu da dua, ders yapmak bir dua biliyorsunuz. Sohbeti Canan'ın kendisi bir dua. Okuduğumuz her cümle birer duaydı aslında. Burada toplanmış olmak bir dua, kardeşliğiniz bir dua. Bu kardeşlik duasını yaparken bütün kardeşlik halkalarını bu daireye dahil etmemiz bir dua. Hocamızın eteklerinde bu dersi yapıyor oluşumuz bir dua. Üstadımızın varlığı bizim için bir dua. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaati dairesine iltica etme duamız dua. Onun halkası içerisinde olmak, onun ümmet halkası içerisinde olarak bu dersi yapıyor olmamız dua. Dolayısıyla iç içe dualar. Cenab-ı Hak bizi dualarımıza, dualarımızı kabul edenler, kabulle şereflendirilmiş olanlar olarak bu dersten ayrılmayı bize nasip buyursun. Gönderdiğiniz kalpler ve çiçekler birer dua, açılmış olan güller birer dua. O dualar hepimiz için kardeşliğin, muhabbetin duası, birbirimize perçinlenmişliğin duası olsun inşallah. Teala Cenab-ı Hak bizi huzuru ilahide de böylece bu ders halkasıyla beraber cem etsin. Efendimizin ders halkasında, dua halkasında cem etsin inşallah. Evet, görüşmek üzere değerli dostlarım. Hoşçakalın.